Herkese merhaba. Kara Ejderler Rollcast kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölüme başlarken hemen genel duyurularımı yapıştırayım. Öncelikle içeriklere destek olmak istiyorsanız arkadaşlar Patreon üzerinden desteğinizi gösterebilirsiniz. Patreon linki videonun açıklamasında bulunmaktadır. İkinci duyurumuz ise Rime of the Frostmaiden macerasına bu cumartesi başlıyoruz. Hala maksimum 2 kişi alabilecek kadar yerimiz var. Eğer bu güzide maceraya 8-10 level civarında bir yerlerde ya da galiba 12 level tam emin değilim. Oralarda bir yerlerde bir tanrı keseceğiniz korku ve kaos dolu bir kış macerasına şu sıcak yaz dönemlerinde bir kış macerasına varım diyorsanız benimle Discord üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim bu kaydın mevzusuna. Evet, başlıktan da görebileceğiniz gibi bu kaydımızın konusu en iyi Dungeon Master. Şimdi biliyorsunuz son birkaç videodur ya da işte kayıttır Dungeons & Dragons üzerinden gidiyoruz. Çünkü piyasa genelinde şu anda ciddi bir hareketlilik yok. Ve Wizards of the Coast da bunu iyi bir fırsat olarak bilip sürekli bir şeyler yayınlıyor, bir şeyler duyuruyor vesaire. Ben de dedim ki hazır böyle bir durum var. Bunu şey yapmayalım, hani göz ardı etmeyelim. İçeriğimizi üretmeye devam edelim. Şimdi size söyleyeceğim şöyle bir şey var. Bölümün adından da anladığınız gibi en iyi Dungeon Master'ı seçmek diye bir şey ortaya atıldı. Çünkü D&D Celebrations 2021'de böyle bir konsepte karar verdi Wizards of the Coast. Peki bu ne demek? Bu aslında DM Challenge ismiyle ortaya koydukları bir şey. Ve bu DM Challenge'da Dungeon Master'lara bir şeyler yaptırtıyorlar ve yaptırttıkları şeyleri değerlendirip en iyisini seçiyorlar. Peki bunun karşılığında ne oluyor? İşte 2021'in en iyi Dungeon Master'ı alıyorsun. Bir de 2100 dolar değerinde sana işte Dungeon Master seti veriyorlar. Yani büyük ihtimalle işte Player's Handbook bilmem ne falan bunların birer kopyasını veriyorlar. Bir tane işte Dungeon Master screen veriyor. Belki özel tasarlanmış görseli, özel tasarlanmış bir screen olabilir. Tahminimce Dice Tower veriyorlardır. Zar seti veriyorlardır falan. Öyle basit şeyler veriyorlar. Yani bir set veriyorlar. Ve bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi işin ilginç kısımlarına değinmek istiyorum ama bunlara değinmeden önce aslında biraz konuşmak lazım bence. Yani sizce Dungeon Master nedir? Ya da iyi Dungeon Master nedir? Ve nasıl olmalıdır? Ve yani en iyi Dungeon Master diye bir şey olur mu? Olmaz mı? Ya bu konuda açıkçası sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani bir oyuncu da olsanız, bir oyun yöneticisi de olsanız bu konuyla ilgili bir takım fikirleriniz olacağına inanıyorum ben. Çünkü hepimizin öyle ya da böyle bir takım oyun tecrübeleri oluyor. Tabii bunu biraz şey içinde tutmamız lazım. Dungeons & Dragons içinde tutmamız lazım. Çünkü konumuz Dungeons & Dragons. Şimdi ben bu konuda kendi görüşümü belirtmek istiyorum. Tabii ki bu hani mutlak bir şey değil, onun da altını çizeyim. Bu sadece benim görüşüm. Bence yani en iyi Dungeon Master'ı seçmek imkansız bir şey. Ve iyi Dungeon Master'ı kötü Dungeon Master gibi şeyler yoktur. Ancak tecrübesiz Dungeon Master ve tecrübeli Dungeon Master vardır. Bir de sıkıntılı insanla sıkıntılı olmayan insan vardır. Yani sıkıntılı derken aslında şeyden bahsetmiyorum. Hani günlük hayatta yaşadığımız sıkıntılardan bahsetmiyorum. Daha ziyade hani mental bazı sıkıntıları olduğu için bu mental sıkıntılarını arkadaş ortamına ve tabii ki de oynadığı ya da oynattığı, tabii bu durumda oynattığı oyuna yansıtan kişilerden bahsediyorum. Yani bu kişilerle ilgili oyun masasında çektiğiniz sıkıntı genellikle oyun masasında kalmıyor. Bu insanlarla birlikte zaman geçirdiğiniz zaman da bu sıkıntıları parça parça yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz. Yani bu yüzden o kişiye mesela kötü DM demek doğru değil. O kişinin bazı mental sorunları oluyor ve o sorunları aştığında belki gerçekten de iyi bir Dungeon Master olacak. Bunu bilemiyorsun. Ya da işte tecrübesiz olduğu için yaratıcılık konusunda sıkıntı çekiyor. Ama tecrübe kazandıkça, belki işte daha fazla kitap okudukça, daha fazla oyun oynattıkça, daha farklı insanlara oyun oynattıkça kendini geliştirecek. Bunu da öngöremiyorsun. Bu yüzden bence iyi veya kötü Dungeon Master seçmek
Yani belirlemek, böyle parmağınla göstermek pek de kolay değil. Yani tecrübeyle belki bir şeyler değerlendirilebilir ya da oyun tarzına göre. Yani bu adam şöyle oynatıyor, bu adam böyle oynatıyor. Benim tarzıma şu daha yakın, ben o adamın oyununa gitmek istiyorum gibi bir şey olabilir. Ama Wizards of the Coast diyor ki ben bir yarışma yapayım ve bu yarışmada milleti oylayayım diyor. Bize de iyi bakalım demek düşüyordu. Sonra bir de baktık ki bu yarışmanın bir takım şartları var ve bu şartlar bana açıkçası garip geldi ve ben açıkçası bu yüzden bu konu üzerine değinmek istedim. Yani biraz ya bu konuda hafif konuşmayacağım. Biraz çeliz tokatlamak gibi bir yarışma koşulları var burada. O biraz komiğime gitti. Bu yüzden hani katılacak insanların ya kendine bir aşırı güveniyor olması lazım ya da bu şartları hiç okumamış olması lazım. Aksi takdirde mantıksız çünkü. Şimdi neler var? Tabii ya çoğu şey insanların düşünce yapısına göre değişir ama ben açıkçası katılmazdım yani. Zaten katılmadım da çünkü katılamıyorum. Sebebini de şöyle açıklayayım. Şimdi katılabilmek için ne gerekiyor? Her şeyden önce 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir organizasyona, şirkete, herhangi bir eğitimsel enstitüye vesaireye bağlı olmamak gerekiyor. Yani tamamen individual biri olarak katılabiliyorsunuz. Bunun dışında Wizards of the Coast ve Hasbro'nun işte herhangi bir yerinin işte yetkilisinin yakını, ıvırı, zıvırı bilmem nesi olmamanız gerekiyor. Yani tanıdık torpili olmaması için böyle bir koşul koymuşlar. Bunun dışında şey diyor yani yasa olarak katılım gösterebiliyor olmanız lazım diyor. Onun dışında diyor ki United States'in işte 50 eyaleti ya da şehri neyse bunun dışında işte Kolombiya, Kanada'dan da Quebec'i saymamışlar. United Kingdom, Ireland, Germany, France, Spain yani İrlanda, Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Yeni Zelanda. Yani Türkiye'den olduğunuz zaman adam diyor ki nope, you cannot join. Ondan sonra bir de şey notu indirmişler. Demişler ki herhangi bir satın alma gerçekleştirmenize gerek yok bu mevzuya katılmanız ya da kazanmanız için demişler. Zaten onu tespit edemezsin. Neyse. Şimdi deadline falan vermişler. Onları geçiyorum. Esas önemli, kritik olan mevzu. Burada 7 tane madde var. Hani kendi ürününü tasarlayıp koyduğun zaman nasıl yapman lazımla alakalı. Burada diyor ki ya koyacağınız bütün işler kendi orijinal işiniz olmalı. Başka bir yerde bir eşi benzeri olmamalı diyor. Tamam. Bütün entry'ler, şeyler, katılımlar online olarak gerçekleşmeli diyor. O zaman abicim sen neden birkaç tane ülkeyle sınırlandırıyorsun ki katılımı? Hani zaten katılım online olacak. Sen de yani Wizards of the Coast'un dünyanın her yerine kargo gönderebilme gücüne sahip birisin. Neden böyle bir şey oluyor? Neyse. Ondan sonra diyor ki işte herkes bir tane ürünle katılabilir diyor. Ondan sonra da mevzular değişmeye başlıyor, şekillenmeye başlıyor. Ne gibi? Şimdi öncelikle diyor ki sen ürününü gönderdin ya katılım için yarışma için hazırladığın şeyi gönderdin ya onu gönderdiğin andan itibaren bunların hepsi Wizards of the Coast'un malı sayılır ve Wizards of the Coast bunları şey olmasa bile hani kazanan olmasa bile kitabına basmaya, web sitesine koymaya işte nedir adı böyle kartvizitlerin üzerine basmaya falan hepsine yetkisi vardır diyor. Ve bu yüzden de seni şey göstermek zorunda değil. Nedir adı? Sana kredi vermek zorunda değil. Yani bunu yapan kişi şudur diye göstermek zorunda değil. Çünkü direkt kendi malı oluyor. Ve sana da diyor ki Wizards of the Coast'la anlaşmalı olarak bunu sadece Dungeon Masters Guild üzerinden yayınlayabilirsin diyor. Bu ne demek? Yani sen bir third party oluşuma katıldın ve yarattığın şeyi de çok beğendin. Onu third party oluşum içerisinde kullanamıyorsun. Mesela belki bir campaign kitabı çıkaracaksın ve oranın bütün haritalarını sen tasarlayacaksın. Haritayla ilgili bir şey olduğunu varsayarak söylüyorum. Tasarladığın haritayı, bu yarışmaya katıldığın haritayı orada kesinlikle kullanamazsın. Bir logo mu tasarladın? O logoyu kesinlikle kullanamazsın.
böyle bir engel koyuyor. Yani Dungeon Master's Guild dışına çıkaramazsın daha doğrusu. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Diyelim ki işte 10 tane kazanan seçecekler. Sen 11. ol. Sen diyorlar ki ya kardeş sen 11. ol kusura bakma diyorlar. Ancak bir bakıyorsun mesela 3 ay sonra 5 ay sonra bir kitap çıkıyor. Kitabın içerisindeki tuzak senin hazırladığın tuzak. Ya da işte senin hazırladığın yaratık kitabın içinde var. Ve şey diyemiyorsun. Bu benim yaratığım diyemiyorsun. Çünkü daha önce başka bir yerde yayınlamamış olduğun bir şeyi adamlara gönderiyorsun ve adamlar seni böyle kaynak olarak göstermek zorunda değiller. Ya yani bu biraz terbiyesizce ve adam tokatlamaya yönelik bir şey. Yani ben açıkçası biliyorsunuz Wizards of the Coast'un son zamanlarda yaratıcının aşırı derecede ölü olduğunu düşünüyordum. Ki bununla ilgili de zaten haklı yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Yani bunun üstüne bunun olması yani o beceriksizliğin üzerine böyle bir etkinliğin olması ve böyle maddelerin olması da bir şüphe yaratmaya başlıyor. Hele ki şey böyle telifli yazarın içeriğini kafasına göre değiştirip de basan bir firma olduğu için bu mevzudan da daha önceden bahsetmiştik. Yani böyle bir şeyin olması bana çok acayip geliyor. İnsanlar buna katılmaya da çalışacak yani büyük ihtimalle büyük bir katılımda olmuştur gibi geliyor bana. Tabii burada şeyleri de söylüyor. İşte ne diyor? Wizards of the Coast gönderdiğin şeyleri işte orasını değiştirip burasını değiştirip işte şey yapabilir diyor. Hani biraz elden geçirip bu şekilde yayınlama hakkına da sahiptir vesaire diyor. Bunun dışında işte bunun dışında zaten pek de bir şey kalmıyor. Yani ödül olarak da dediğim gibi işte yaklaşık olarak 2100 dolara tekabül eden bir takım kitaplar bilmem neler bir şey. Şimdi 3 farklı aşaması var. İlk aşamada tuzak tasarlatıyorlar. Yani bilmiyorum. Şimdi ben mesela buna katılsam benim tuzağım seçilmese ama ne bileyim 2 macera sonra 3 macera sonra bir baksam aa benim tuzağın aynısı desem ya kafayı yerdim herhalde. Çünkü şey değil yani hoş değil. Ya tabii kimisi şey diyebilir ya onun benim yaratımım olduğunu biliyorum ve benim yaratımımın kitapta kullanıldığını biliyorum. Bu tatmin bana yeter diyebilir. Ancak ben bu noktada biraz Wizards of the Coast'u aç gözlü gördüğüm için ben açıkçası bundan hoşlanmazdım. Bu tabii kişinin düşüncesine göre değişir. Peki bunu hadi kazandın 2100 dolarlık seti de aldın. Bunun dışında bir olayı bir şeyi var mı? Tabii ki yok. Bu sadece Dungeon Masters Challenge adı altında bir etkinlik. Ve etkinlik bayağı Eylül'e kadar falan sürecek. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam D&D Celebrations 2020 böyle Ekim-Kasım aylarında falandı. Hatta Rime of the Frostmaiden macerası tam böyle çıkmaya yakın bir zamanda ortaya koymuşlardı ve tasarımlarını falan da ona göre değiştirmişlerdi. Hatta Rime of the Frostmaiden'a özgü karakter kağıdı bile tasarlamışlardı. Böyle siyah üzerine işte o buz mavili yaldızlı sarılı falan böyle güzel bir tasarım yapmışlardı. Yani güzel bazı konularda tasarımsal olarak ilginç şeyler ortaya çıkarabiliyorlar. Ancak kitap içeriğine gelince bu iş olmuyor. Ben bunun sebebini gerçekten anlamıyorum. Hani adamların elinde bir sürü imkan var. Yani endüstrinin çok büyük bir kısmını domine etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Her ne kadar etkisi gün geçtikçe azalıyor olsa da büyük bir etkisi var. Yani hala oynayan, yani bu hobiyle aktif olarak ilgilenen ve hani araştırmalarda dikkat çekebilecek kadar bir şeyler yapan insanların arasında yani hala %50'den büyük bir oran Dungeons and Dragons oynuyor. Hani hangi edişin oynadığı bağımsız. Sonuçta Dungeons and Dragons oynuyor. Yani sen bu kadar büyüksün, bu kadar popülersin ama hala yani biraz şey yapıyorsun, 3'ün 5'in hesabını yapıyorsun. Ya yani ben olsam 2100 dolarlık setin yerine başka şeyler daha koyarım. Çünkü şey var hani 15 tane kitabın olsa her kitaptan bir tane kopya vermiş olsan tamam. Yani her kitaptan bir tane kopya vermek ne işe yarayacak ki? Ben olsam birazcık daha motive edici yani bu saçmalığın karşılığında en az hani büyük risk ama büyük kazanç gibisinden bir şey koyardım. Bilmiyorum çok ilginç.
Neyse, şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü yani daha söyleyecek bir şey yok. Böyle ilginç bir olay var. Bununla ilgili sadece biraz yorum yapmak istedim. Böyle bir olay olduğunda paylaşmak istedim. Bu arada katılımlar da kapanmış durumda. Zaten bizim ülkemize açık değildi. O yüzden bunu bu vakitte yapmış olmak çok da sıkıntı değil benim için. Ben zaten bunu ilk gördüğüm zaman kullanmıştım. Ama daha sonra başka içerik üreticisi insanların, yani yabancı olarak da içerik üreticisi insanların da buna çok kullandığını görünce dedim ki bunun üzerine bir konuşalım. Çünkü bu bayağı dikkat çeken ve insanları rahatsız edebilme potansiyeline yüksek derecede sahip bir olay. Yani Wizards of the Coast'un ve Dungeons and Dragons'ın böyle de bir yanı var. Yani bu noktada şöyle bir şey var. Ya ben açıkçası insanların biraz olaylara tepkisel yaklaşması gerektiğine inanıyorum. Bu ne şekilde olabilir? Belki D&D oynamanın dünya genelinde azalması. Yani TR'deki istatistiği kimsenin umursayacağını sanmıyorum ama mesela Amerika'da D&D oynanması azalsa, etkinliklere katılım azalsa bu adamlar ağlamaya başlarlar. Lan bir dakika, bir şeyleri yanlış yapıyoruz herhalde derler. Bizim peki yani bizim de etkili olabileceğimiz neler var? Mesela bu Unearthed Arkanaları açıp inceleyip test oyunlarında deneyip ondan sonra da yayınlanan Unearthed Arkanından bir hafta ya da 2 hafta sonra yayınlanan anket içerisinde samimi ve ciddi yorumlarımızı oraya koymamız yani birçok şeyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Yani hiç bakmıyor olduklarına inanmıyorum. Çünkü şey yapıyorlar. Bir içerik ortaya koydukları zaman böyle aynı içeriği da ileriki zamanlarda 4-5 kere daha görüyorsun. Düzeltmeye çalışıyorlar falan. Yani birileri muhakkak bunları okuyordur. Zaten adamlar şey de diyorlar. Yani biz 50 milyar tane şey tasarlıyoruz, yaratıyoruz falan. Ama hani bunların çok az bir kısmı dışarıya çıkıyor. Yani sen mesela bir tane kitap görüyorsun ama adamların elinde 4 tane kitap taslağı var. Ya da işte Unearthed Arkanı, sen 3 tane Unearthed Arkanı görüyorsun ama adamlar 18 tane içerisinden 3 taneyi yayınlıyor falan. Böyle durumlar var. Yani bunun böyle olduğuna evet ben de inanıyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ama yine de seçimlerin yeteri kadar doğru olmadığını da düşünüyorum. Yani bu iş bizi nereye götürecek o da belli değil. Ancak ben size yine de şunu söyleyeyim. Yani farklı sistemlere, farklı konseptlere daha fazla açık olun. Ne bileyim illa fantastiko diye zorlamayın mesela. Bilim kurguyu da deneyin. Ne bileyim işte Victorian gotik ortamda geçen bir araştırma macerasını da deneyimlemek isteyin. Yani kendinizi çok fazla kıstırmayın bu mevzuda. Yani şeyi biliyorum işte bir Yüzüklerin Efendisi çıktı, işte Türkçe'ye çevrildi, işte kitapları vardı, filmleri var vesaire. Tamam, bir patlama oldu, çok popüler de oldu. Onunla alakalı farklı farklı içerikler falan da üretiliyor ancak hem Fantastico Yüzüklerin Efendisi'nden ibaret değil hem de birçok içerik yani bu roman olsun, rol yapma oyunu olsun, çizgi roman olsun, video oyunu olsun bunlar Fantastico'dan ibaret değil. Kendinizi her zaman için farklı konseptlere, farklı türlere açık tutun. Kara Ejder'in söyleyecekleri burada biter. Bir sonraki Rollcast'te görüşmek üzere.